canımanne.com. Canımanne.com'dan herkese merhabalar. Bugün sizler ekranda görmüş olduğunuz firket işi olarak adlandırılan bu gelin yeleğimizin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ben ekrana sığmadığı için ilk başta böyle oymalı kısmından size göstermek istedim. Biraz daha şöyle yaklaştıracağım. Yaka kısmı, kol kısmı. Kenar ayası da bu şekilde. Gelinin vazgeçilmezliği çeyizlik harika bir model. Nasıl yapıldığını, modelimizin nasıl kurulduğunu anlatıma geçelim şimdi de, olur mu? Evet arkadaşlar, ben modelime başlamadan evvel 50 zincir çektim. Ben biraz daha kalın bir tığla göstereceğim. Daha kolay yapabilmek için şu an. Video çekerken bana kolaylık sağlasın diye böyle kalın bir tığ seçtim. Ama normalde arkadaki modeli de 5 numara 1,50 milim olan bu tulip tığını aldım. İkisinin arasındaki farkı da şu şekilde göstereyim. Daha ince oluyor bu taraftaki gördüğünüz üzere. Bununla yapmıştım ilk başta. Olabildiğince büyük ve iri bir bedende çıkmıştı. Aynı sayıları ördüğüm halde. Yani ne kadar kalın tığla yaparsanız o kadar büyük oluyor. Zarif güzel bir şey düşsün isterseniz ince bir tığla yapmanız tabii daha güzel duracaktır. Şimdi 50 tane zincir çektim. O da şu kadar bir dilimini kapsıyor modelimizin. Zaten bütün devamında da bu dilimleri sayılara göre arttırmanız mümkün. Ön bölümü yaparken 6 dilim yapıyoruz mesela. Onun için 130 ilmek çekmeniz yeterli olacaktır. Ama tabii beden büyüdükçe bu dilimleri de, şu gördüğünüz dilimleri de arttırmanız gerekiyor. O yüzden ben şimdi size küçük bir parça anlatacağım. Normalde böyle ince bir küçük bir şiş tercih etmiyorum. Daha büyük bir şişle yapıyorum. Örmesi daha kolay olur. Çünkü hepsi aynı zamanda daha kolay sıyıyor şişe. Dilerseniz firketeyle de yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış. Ben video çektiğim için şimdi şöyle küçük bir şişten yardım almak istedim. Bakın şimdi ilk yaptığım ilmeği biraz uzattım ve şişimi aktardım. Hemen şöyle yanındakine batıyorum. Böyle uzatarak şişimi aktarıyorum. Hemen yanındakine batıyorum. Ve uzatarak şişi aktarıyorum. Çok fazla sıkmayın. Ve de gevşek bırakın. İkisinin arası bir şekilde kalsın. Şişten çıkmasını istiyorsanız daha rahat. O yüzden biraz gevşek bırakmanızda fayda var. Çok sıkmayın yani modelinizi. Yoksa bu sefer şişten çıkmaz. Örerken de zorluk çekersiniz. Bakın böyle zincirlerin başlarına batıp ilmekler alıyorum. Şimdi sıra sonuna kadar böyle tek tek hepsinden ilmek alıp devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 50 tane ilmeğimi aldım. Tek tek de saydım, kontrol ettim. Modelimizde yanlışlık olmasın diye sonraki sıralarda ilk sıramızın o yüzden ilmeklerini saymamızda yarar var. Şişimden çıkartmadan evvel
En son ilmeğimizi batarak bir tane örümcek oluşturacağım burada. Şimdi şişimden çıkartıyorum. Eğer sıkı yapmış olsaydım bu şişten çıkartmakta bayağı bir zorlanacaktım. Olabildiğince dediğim gibi ne çok sıkı ne çok gevşek. Orta kararda bir ayarda bırakın. Şimdi ilk sırayı nasıl topladığımızı anlatalım. Örümcekli çıkmamızdaki amaç burada zincirle yapmış olsak bu izlenimi veremezdik. Sanki ikisi de birbirinin bütünüymüş gibi duruyor örümcekli olduğu için. Şimdi ilk ilmeğimi batıyorum. Bakın böyle battım. İçinden bir ilmek aldım. Ve onu da böyle sık iğne olarak topladım. Tekrar batıyorum. Ve onu da sık iğne olarak aldım. Tekrar battım. 3 oldu. 4 ve 5. Şimdi 5 zincir. Yine tek tek alıyorum. Battım. Çektim. Battım. Çektim. Battım. Çektim. Battım. 4 oldu. Ve 5. Şimdi ne yaptık? 5 tane tek tek ilmek aldık. 5 zincir çektik. 5 tane ilmeğimizi tek tek aldık. Şimdi burada 10 tane ilmeği bir arada alacağım. 2, 4, 6, 8, 10. Böyle hepsini bir tutup çıkan ilmeği de böyle kilitliyorum. Şimdi yine tek tek alacağız. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincir. 5 tane tek tek alacağız. 1 2 3 4 5. Şimdi 10 tane bir arada 2 4 6 8 10. Hepsinin içinden geçirip çıkan ilmeği de sık iğne olarak alıyorum. Şimdi 1 2 3 4 ve 5. Yine 5 zincir. Kalan ilmeklerimizi de beşerli olarak alacağız böyle tek tek. 1 2 3 4 ve 5. Bakın böyle bir şekil çıkıyor. Şimdi bir sonraki sıraya geçelim. Şimdi tekrar ilmek alma işlemine geçeceğiz. Yine şişimize tek tek ilmeklerimizi alacağız.
Az önce bıraktığımız ilmeği direkt şişimize takıyoruz. İlk ilmeğimiz oydu. Hemen yanındakine batıyorum. Uzattım. Ve böyle çektim. Üçüncü ilmeğimiz. Dördüncü ilmeğimiz. Ve beşinci ilmeğimiz. İlk yanlardan 5 tane ilmeğimizi aldık. Şimdi bu zincirli yaptığımız kısımdan ilmek alacağız. Bunu şöyle yapacağım. Demin ilmekleri zincirlerin arasından geçirdik ama burada bir kere ilmek alıp onu böyle kitlememiz lazım. Zincirli kısımlarda böyle yapıyoruz. Bir kere ilmek çekiyoruz. Ve onu da böyle kilitliyoruz. Böyle batıyorum. Ve kilitliyorum. 3 oldu. 4 oldu. Devam ediyorum. 5 oldu. 6. 7 8 9 ve 10. Oradaki ilmeklerimiz de böyle görünüyor. Bakın. Şimdi tekrar bu zincirlerin arasından çekerek ilmek alacağız. Şu noktadan batıyorum. Çıkan ilmeği uzatarak şişe aktarıyorum. Şu zincirlerin başında. Böyle tek tek çekerken bile zorlanıyorum. Normalde dizlerimin arasına alıp şişi örüyorum. Bunu çok gürültü yapmadan. Çünkü masaya takılıyor sürekli şiş. Ve sürekli odak noktamız değişiyor. İnşallah sizlere İyi bir video hazırlayabilirim. Nereye battığımı görseniz zaten birçok şekilde anlayabilirsiniz. Bu zincirlerden böyle tek tek alıyoruz. Şimdi buralarda da şu şekilde alacağız. Kapatacağız ve onu sıkıştırıp çekeceğiz. Battım, çıkanı da çektim. Battım.
dikkatini çekti. Böyle tutayım bari. Çok gürültü olur yoksa. Kaç tane yaptık? 5 tane olmuş daha. Altı. Yedi. Sekiz. 9 10. Şimdi buralardan yine tek tek ilmek alacağım. Buralardan. Burada 10 tane alacağım. Buradan da 5 ilmek alacağım. Bu sayıda bu şekilde tamamlayacağım. Evet arkadaşlar, kalan ilmeklerimi de dediğim gibi 5'erli, 10'arlı ve 5'erli olmak üzere şişime aktardım. Şimdi bir sıraya çıkacağız. Bundan sonraki sıralarda ilmek alma ve toplama hep aynı şekilde devam edecek. Bir sıramız ilmek almakla, bir sıramız da o ilmekleri tek tek bu şekilde toplamakla oluyor. Bakın burada bir tane bizim ilmeğimiz var. Bir alt sırada örümcek yaptığımız ilmek. Ve bu da hep kenar ilmeği olarak devam edecek bizim. Bu şekilde onu kilitledim. Ve biraz uzatarak yukarı çıkarken kenar ilmeği olarak örümcek kullanıyoruz. Şimdi şişimden çıkarttım. Şimdi burada ilk 5 ilmeği böyle bir kerette topluyorum. Dediğim gibi bundan sonraki sıralarda hep bu şekilde devam edecek. Şimdi 5 tane ilmeğimizi tek tek toplayacağız. 2 3 4 ve 5. 5 zincir. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi bu 10 ilmeği toplayacağım. 2 4 6 8 10. Hepsini bir topladım. Gördüğünüz gibi o ilmekler hep aynı yere denk geliyor. Buradaki ve ortasındaki zincirli kısımlarda hep birbirinin devamı niteliğinde devam edecek bu şekilde. 10 tane topladıktan sonra 5 tane dilimimizi bir arada öreceğiz. Burada fazla ilmek oldu sanırım. Şuradakileri toplayayım. Fazla aldığınız zaman da bakın şu ilmeklerin orta kısmında kalması lazım. Burada olan ilmeklerin de burada kalması lazım. Fazla bile gelse bu arada yedirebilirsiniz. Fazla ilmek çıkardıysanız. Şimdi 5 tane tek yapacağız. Olabilir. Yanlışlıkla fazladan ilmek çıkartmış bile olabiliriz. Aralardan bu 10 taneyi bazen 11 tane, 12 tane yapabiliyoruz da yanlışlıkla. O yüzden onları bu 10'arlı kısımlarda yedirebiliriz. Bunlar fark etmez, arada kaynıyor. Beş tane yaptık. Şimdi bu 10 tane ilmeği bakın tam şu noktadaki yere kadar aldım. Zaten bunun kenarları daha farklı duruyor. Bunlar içten alındığı için buradaki yönü daha farklı duruyor. O yüzden her iki tarafı da kullanabilir. Bir madalyonu bir tarafında
bu bölümler ön yüzdeyken diğer tarafta daha pürüzsüz duruyor ve hiç burada bir zincir izi yok. Bakın, bu görünen tarafta o şekilde. Bir tarafında zincirli kısım var, bir tarafında yok. Modelin iki tarafı da güzel duruyor. Bir, iki, üç, dört ve beş. Beş zincir. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi kenardaki kalan beş ilmeğimizi de hepsini bir topluyorum. Bakın, modelimiz çıkmaya başladı. Ve bu şekilde de zaten devam edecek. Dediğim gibi bundan sonraki ilmek alma kısımları da toplama kısımları da bu şekilde devam ediyor. Modelimiz bu kadar kolay aslında. Görüldüğü kadar zor bir model değil. Oldukça da basit bir dizaynı var. Sadece sayıları düzgün yapmaya çalışın. İlmekleri düzgün almaya çalışın. Başka da bir detayı yok zaten. Bir de kenarları çıkarken şu örümcekleri atlamayın. Daha sonra zaten bu taraflarından da onlar zaten dikişe girecek. O yüzden dikkatinizi sayılara verirseniz zaten modeliniz düzgün çıkacaktır. Modelimiz bu şekildeydi. Umarım sizler için güzel ve açıklayıcı bir video olmuştur. Bu tarz videolar isterseniz bize her zaman mesaj yoluyla, resim atarak ya da yorum yazarak ulaştırabilirsiniz. Görüşmek üzere. Esen kalın, sevgili kalın, hoşça kalın.